Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüş onlarının kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertiptiki haberlerini huzuruna sunuş kırışımız. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Xitayning İstanbul Baş Konsulxanası o'qish yerdan puli uqtirishi tarqatdi. Xitayning İstanbul Baş Konsulxanası 17 aprel undidar hisobida 2021 yillik o'qish yerdan puli tizimlatish uqtirishi tarqatgan. Uqtirishda Turkiyada o'qiyotgan Xitoy grajdani bo'lgan o'quvchilarning o'qish yerdan puliga iltimos suna oladiganligi, ammo aloqador shartlarga muvofiq bo'lishi kerakligi bildirilgan. Mazkur shartlarning eng beshida bo'lsa, vatanning birligi va millatlar ittifoqligini qo'g'daydigan Devlet bir hatarlıkıya milletler ihtipaklıkıya devletini parçalaşka alakadar faaliyetlerine katlaşmağın ve bu ağıtki sözlerini tarqatmağın buluş digen şartını təkidligen. Xitay yıllardan beri çet eldeki okuqucularını okuş yerden pulu arqalıq təşkilləb ve nazarat qılıp durgan bulup, türlük təşviqatları üçün paydalınıp gelmekte. Cümleden Türkiye'deki okuş yerden pulu qobul qılgan bir kısım Uyğur okuqucularını atalmış heytlik, ramazanlıq faaliyetlerine təklif qılıp, Xitayning Uyg'urlarning urf odatlariga, dini e'tiqodiga hurmat qildiganligidek yolg'on tashviqoti uchun foydalanishga urinib kelmoqda. Kuzatuvchilar Xitoy bosh konsulxonasining mazkur uqtirishining asosliq Uyg'urlarni nishonlaganligini, yordam puli vositasi bilan yana bir turkum Uyg'ur o'quvchilarini o'z yeniga tortishga va Xitoyga qarshi pozitsiyasini cheklashga urinayotganligini bildirishmoqda. Xitayning majburiy amgaki selingan uyg'urlarni setish e'lonlari qaytadan g'ulg'ul qo'zg'adi. Angliyaning dangliq taratqu organi Osmon xabarlari Sky News yaqinda majburiy amgaki selingan uyg'urlarning Xitoydagi har qaysi zavodlarga turkumlab setilayotganligi haqida xabar ishlab kuchlik g'ulg'ul qo'zg'adi. Mazkur xabarda qayd qilinishicha Baidu to'rida uyg'ur ishchilarini ta'minlash haqidagi necha o'nlagan e'lonlar tarqalgan bo'lib Her bir elanda digidek 50'den 100 etrafıdaki Uyghur işçilerinin temellendiğalıqı, bihaterlikki Xitay dairlerinin kapaletli kıldığalıqı tilge ilingan. Xaberde bu elanlarının Uyghur mecburi emgekçilerinin kattıq siyasi ve ictimai kontrolü asıdı hikayelikidin direk beridiğalıqı, Baidu şirketinin muhbirlerinin bu axtiki alaqıdır suallarına cevap verişini rət kıldığalıqı tilge ilingan. Xaberde eytilişçe Şarkı Türkistan'dan sürgün kılıngan Uyghur işçileri yötkülüştün burun siyasi tekşürüştün ötüşü gerekken. Kubul kılıngan Xitay ülkelerinin yerlik hükümetlerimi onlarını siyasi cahettin tekşürüdükken. Onlarga yana Xitay uğrullaştırılgan nazaretçiler hemrah bulduğun bulup, yerim herbileştirilgen tüzümde başkır olduken. Nazaretçilerinin maaşını Şarkı Türkistan'daki Xitay dairleri belirdikken. Avustralya Strategik Siyaset Tetkikat Orni ASPI'nin buldur 3. aydaki dökülatı da aşka arınışça, Xitay 2017 yıldan 2019 yılgıcı bolgan arlıqta Şarkı Türkistan'daki ceza lagırlarının təxminen 80 min uyğurunu sürgün kılgan. Ular Şarkı Türkistan ve Xitay ülkelerdeki zavutlarda mecburi emgeki selingan. Dökülat yana Baidu doğrudaki elallar dəlil ispat süpidetilgi elingan bulup, Bu elallarda irqçılıq tüsünü alğan karton rəsimlərinin işiltilgənliki mu əskertib ötülgən. Volkswagen'nin məcburi əmgəki çetilğanlıqı haqqıdiki guman davamlıq küçəyməkdə. Xitayning uyğurlarını məcburi əmgəki seliş cinayeti xalqaradı izgil göndərtibki kilovatqan yıqınqı məzgirlərdə Germaniya maşini işləb çıxırış magnati Volkswagen şirkətinin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgeki çetilgallıqı haqqıdaki gümanmı qaytidin küçü işge başıldı. Germaniya avazının bu axtaki haberde bildirilişçe Volkswagen'nin Xitay'daki soğudu mesulü Stephen Wolleinstein yakşembe günü Şanghay'da muhbirge bildirgen sözü de bu grohnun hareket mizani ürümçideki Volkswagen tarqaq zavutu da mu icra kılındı. Şundaklı Volkswagen'nin başqı zavutları ve onlarının Xitay'daki temelli güçü uğrulları da mu icra kılındı. Bizden zavutunu mecburi emgeki çetip tənqit kılış mümkün emez. Çünkü biz bivasitə xizmetçi qəbul qılımız degan. O yana sözüdə şunu eniq oturğu qoyumuz ki, biz çuqum Xitaydakı ticaretimizi çıng turışımız kerek. Biz Şarkı Türkistanğa iqtisadi nöqtədən məbləğ selişqi bulduğanlıqığa işinimiz və bu meydanımızı çıng turumuz degan. Wolleinstein 2021 yıllık Şanghay avtomobil yarmankisi başlanışdan ilgir qılğan sözüdümü, köp xillaşdırışını yoluğa qoyışının yerlik millətlərinin işqi orulış məsələsini mə həll qılğanlıqını Bu xil usulda hiç qandaq kəmistiş şəkli yoxluqını bildirgen idi. Məlum bilişçe Volkswagen şirkəti Xitaydaki tokluq avtomobil bazarda igiligən ülüşnin 15%-dəki yetişini ümit qıldıkən.
Bu onun hazırkı avtomobil bazarıdaki benzin yıkılgılık maşınlarının setilişiğe beraber keldiken. Volkswagen yana kelgüsü 4 yılda Xitayning texniki sahasiga 15 milyard euro mablag' selishni planlagan. Amerika Yaponiya rahbarlarining tunji uchrashuvida Uyg'ur masalasi tilga olindi. Amerika prezidenti Joe Biden juma kuni Yaponiya bosh vaziri bilan Oqsaroyda o'tkazgan suhbati jarayonida Uyg'ur masalasini so'zlashgan. Prezident Joe Biden Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Sugani Oqsaroyda kutib olgan va Xitoyga qarshi ittifoqni kuchaytirish strategiyasi ustida muzokara olib borgan edi. Oqsaroyning to'rbetidagi birlashma bayonotga qaraganda suhbat jarayonida Xitoy paydo qilayotgan xavfsizlik masalasi Xitoyning Tayvanga yaqin joylarda borgancha eshib berayotgan harbiy harakatlari Hong Kong va Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq buzg'unchiligi asosliq temalarining biri sifatida o'tirg'i qo'yilgan. Birlashma bayonoti mundoq deyilgan: Biz Hong Kong va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq vaziyatidan jiddiy andishilindiganligimizni o'rtaqlashdik. Amerika prezidenti Joe Biden suhbatdan keyin muxbirlarga bergan birlashma bayonotida Xitoyga taqobil turish masalasi ustida to'xtalib mundoq dedi. Biz Xitoydan keladigan raqobatlarga birlikda taqobil turishga hamda erkin va ochiq Hindi okeanining kelgusiga kafolatlik qilish uchun Sharqi dengiz, Janubiy dengiz, shundaqlik Shimoliy Koreya qatorliq masalalarda hamkorlashishga va'dalashdik. Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga Biden bilan o'tkazgan suhbatning tafsilotini oshkorlashni xohlamaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Tayvan bo'g'izining muqimligi va tinchligini saqlash masalasida Amerika Yaponiyaning o'rtaq tunishga ega ekanligini aytdi. Bu Joe Bidenning vazifaga o'tirgandan buyonki tunji chat al rahbarini Oqsaroyda kutib olishi bo'lib hisoblandi. Yaponiya bosh vaziri Suga Amerika safarini boshlashdan ilgari Amerikadagi nufuzliq strategik tadqiqot organlaridan RAND tadqiqot jamiyatining Xitoy ishtirok mutaxassisi Scott Harold bir obzor e'lon qilib, Yaponiyani Xitoy Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga chaqirgan edi. Amerika Yaponiya rahbarlarining Oqsaroydagi uchrashuvi va uchrashuvdan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotlarining Xitoyni intayin bi'aram qilganligi ma'lum. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchiligi bu haqda e'lon qilgan bayonotida bu birlashma bayonotga kuchlik e'tiroz bildirganligini aytdi. İctimai taratqulardaki sınlar Şarkı Türkistan'daki iğir vəziyyətini körüstüb bərməkdə. Şarkı Türkistan'daki iğir bastırış və cinayi qılmışları səbəblik xalqara cəmiyyətinin qatlıq tənqidigə düşkəlgən Xitay dairləri yığınqı məzgirlərdə yalğan təşviqatını alahidi küşəyidib, uyğurlarının bəxtiyar xatirgəm yaşavatqallıqını dəva qılmaqda. Amma ictimai taratqularda tarqılıbatqan sınlar dəl bunun əksikə Şarkı Türkistan'daki vəziyyətinin barğansır yamanlaşıvatqallıqını körüstüb bərməkdə. Bugün ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sinlarning birida Otish shahridagi kichik bir bazar ko'rsatilgan bo'lib, bazarning ichi va sirtida to'xtamay charlayotgan qurolliq saqchilar diqqat qo'zg'agan. Yana bir sinda bo'lsa, ma'lum bir bazardagi anar suyi sotquchi anar kesish uchun ishlatilgan kichik qalamtirashning zanjir bilan bog'liqlik ekanligi ko'rsatilgan. Garchi Xitoy doiralari barliq ijtimoiy taratqu supalarini qattiq nazoratga olib, haqiqiy ahvolning tarqalishiga hech qanday imkoniyat qoldirmagan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlar turli usullar bilan azob oqibatlarini bildirishga tirishib kelmoqda. Yaqinqi kunlarda tarqalgan sinlardimi bir Uyg'ur ayolning tuqqanlarining suratlariga qarab ko'z yoshi qilayotganligi, tumir darvoza orqali ayrilib turgan ona balining yig'layotganligi, 5-6 yoshlar chamasidagi bir o'g'il balining sindiki dada degan naqshini tang aytib yig'layotganligida ko'rinishlar ko'rsatilgan. Tarqalgan boshqa sinlarda yana Sharq Turkistonning ma'lum yezilarida bovay momaylarni o'z ichiga olgan Uyg'urlarning yo'l yasash, yer terish, eriq chepish, shoh tushish qatorliq iyg'ir amgaklarga majburlanayotganligida ko'rinishlar ko'rsatilgan bo'lib, Xitoyning hashar siyosatining davomlashayotganligini isbotlab bermoqda. Huawei shirkatining Gollandiya Yanfun to'ridagi suhbatlarini o'g'irlikcha anglaganligi ma'lum bo'ldi. Xitoyning Huawei shirkatining Gollandiya KPN Yanfun to'rini erkin ta'qib qilgan va uningdagi barliq suhbatlarini o'g'irlikcha anglagan bo'lishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Gollandiya vaqt kesining xabar qilishicha, bu vaqtdagi xabarni eng dastlab Gollandiyadan chiqadigan Volkskrant gazeti xabar qilgan bo'lib, ularning aytishicha, mazkur gazetaning muharrirlari 2010-yili Huawei'ning KPN telefon to'rini suiiste'mol qilganligi haqidagi bir maxfiy dokumentni ko'zdan kechirgan. Volkskrant gazeti dokumentni naql etib xabar qilishicha, ayni chaqda Huawei shirkati KPN Yanfun to'ri abonentlarining jumladan sobiq bosh vazir Jon Peter Balkenende va Xitoy o'qituvchilarining telefonlarini o'g'irlikcha anglash imkoniyatiga ega bo'lgan ekan.
Onundan başka Huawei yana kaysi numaralarının Gollandiya sahçileri ve casusluk organları tarafından takip kılınganlığını mı toluk bilip turalığan buluşu mümkün iken. Mälum buluşça KPN Yanfun Tor'u 2009 yılı kadar Huawei'nin Yanfun Tor teknikisini işletkenden başka şirketinin Gaaga şehirdeki baş iştabıda 6 nöper Xitay puhrasını yollap işletken. Bu aktiki haberler oturgu çıkan deken KPN Fransiyanın Kap Gemini şirketini bu aktı tekşürüş edip belişkin yollagan. Onundan başka Gollandiya'nın AEVET şirketi mu KPN Yanfun şirketini Huawei'nin casusluk hareketleri üstüde agahlandırgan iken. Kap Gemini şirketi dokulatıda KPN şirketinin baş iştabıda hem de Xitay'da işleydiğen Huawei teknik hademleri KPN telefon doğrudaki alakalarını halıgan vakitte takip kılış, herkandak telefon numarığı çeklemesiz erişiş imkaniyetine ilgi bolgan dep körsetken. Neticede Adem'le çöçütkidek derecedeki meseleler baykalgan deyken bu aktiki dokulatını kat'i mehbi tutuş karar kılıngan. Huawei şirketi bu aktiki haberlerini inkar kılgan ve öz hademlerinin her zaman şirket ahlakıgı muhalif şirketlerde bulup bakmağallıkını bildirgen. Malum buluşça KPN şirketi bu hadisidinkin öz telefon liniyalarını asraç işlerini başka Avrupa şirketlerine hüddüge birişke başlıgan. Amerika hükümeti yıllardan bu yan bihaterlik meselesini közde tutup Huawei'nin 5G internet üskünlerine işiltişini çekilgen idi. Birma öktükçileri Şarkı Canobi Asya İttifakı yığınığı katnışını talep kıldı. Birma'da herbi özgürüş ve halık tarafından sayılanan hükümet azalarını tutkun kılışkı karşı ötküzülüvatkan namayışlarda Xavupslik güçlerinin korallık bastırışı neticesi cendin ayrılıklarının sani 737'ye çıktı. Birma'da yakınki 24 saatte 7 kişinin cendin ayrılıklarına bildirildi. Bunun bilen namayışlarda cami cendin ayrılıklar sani 737'ye, tutkun kılınganlar sani 3229'a ve üstüde tutuş kararı çıkarılganlar sani 930'a çıktı. Herbi özgürlükçe karşı öktücü parlament azaları teşkil eden devlet parlamenti vekil komiteti herbi hükümetke karşı kurgan halk hükümetinin Birma krizisini müzakere kılış için 24 April Hindonezya'da ötküzüldüğün Şarkı Canobi Asya Devletler İttifakı rehberler yığınığı katnışın talep kılganlığı kayıt kılındı. Halk hükümeti vekillerden Moe Zawo Amerika Avazı'nın ziyaretini kabul kılganda eğer Şarkı Canobi Asya Devletler İttifakı Birma'daki krizisini halk kılışını halısa halkının kollaşığı erişken halk hükümetini müzakereke katnaştırmasın hiç kandak muvaffakiyetke erişelmeydi o dedi. O, halk hükümeti vekillerinin teklif kılınışının herbi özgürlüğünün muvaffakiyetlik bulmasızlığı noktasının muhim işkerlikini eskertip, hazırgıcı Şarkı Canobi Asya Devletleri İttifakı'dan bizge teklif gelmedi. Bu meselenin ciddi türde müzakere kılınışını talep kılımız dedi. Herbi özgürlüğe karşı öktücü parlament azaları 16 April herbi özgürlüğünün kanunsuz işkerlikini bildirip, halkının avazı bilen sayılanan parlament azalarının teşkillengen halk hükümeti kurganlıklarını ilan kılgan idi. Halk hükümeti kabinetinde 1 fevral herbi özgürlüğünün burun tutkun kılınan Birma'nın sabık prezidenti Win Myint prezidentliğe tutkun aslındaki devlet rehberi Aung San Suu Kyi devlet meslehetçilikini körüstülgen idi. Amerika bilen Xitay kelimat özgürlüğüne karşı birleşme bayanat imzalaştı. Amerika'nın kelimat özgürlüğüne karşı küreş alahide vekili John Kerry Şanghay'da 2 gün devamlaşkan uçuruştinkin Xitay bilen birleşme bayanat imzaladı. Amerika bilen Xitay'nın kelimat özgürlüğüne karşı küreş alahide vekilleri John Kerry ve Xi Jinping Xitay'nın Şanghay şehirde 2 gün devamlaşkan uçuruştinkin hükümetlerine vakaleten birleşme bayanat ilan kıldı. John Kerry bilen Xi Jinping uçuruştinkin ilan kılgan birleşme bayanatı da Amerika bilen Xitay'nın kelimat özgürlüğüne karşı güreşte tihimi aktif hemkarlaşı gerektiğini tekitleşti. Bayanata Paris kelimat gelişiminin maddelerinin icra kılınışının kelimat özgürlüğüne karşı güreşte vazgeçişki bulmaydığa mesele işkerliği ve her iki devletinin bu aktı sezgür muameli kılıdığalıkı oturgu koyuldu. Bayanat yana 22 ve 23 April günleri ötküzüldüğün kelimat özgürlüğü rehberler yığını ve noyabrda ötküzüldüğün kelimat özgürlüğü konferansının mı muhimliği bildirildi. Ve her iki devletinin yerşari karbonunu azaytıştı tigişlik cevapkarlıklarını uğrun dışı gerekliliği tehditlendi. Amerika'nın sabık prezidenti Donald Trump, Amerika'nı Paris kelimat gelişimeden çekindirip çıkan idi. Ama 20 yanvar vazifeye oturgan Joe Biden hükümeti olsa, Amerika'nı gelişimge kayıtıdan katlaştırgan idi. Sabık prezident Trump, Amerika'nın Afganistan'dan çekiniş kararını mahvetti. Amerika'nın sabık prezidenti Donald Trump, Joe Biden hükümetinin Amerika askerlerini Afganistan'dan çekindiriş kararına kaltıs ve icabi deb baha verdi.
Sabık Prezident Trump Amerika askerlerinin Afganistan'dan çekiniş masafesi doğrusunda yazın bayanat ilan kıldı. O bayanatı da Afganistan'dan çıkış kaltıs ve icabi iş. Ben 1. mayda çekinişini plan kılgan idim. İmkaniyetin barıca mezkur masafını bu vakitki yakın halde emelge aşırışımız gerek dedi. Trump çekiniş masafesi için belgelengen 11. sentabr gününün Amerika tarihi için matem günü işgeldikini ve bu şekilde devamlı şikerektikini bildirdi. Trump 2020 yılı fevralda Taliban bilen tüzülgen kilişimde belgelik şaraitler aslında Amerika askerlerinin Afganistan'dan 2021 yılı 1. maygacı çekindiğallıkı doğrusu verdi bergen idi. 2021 yılı prezidentlik hukukunu tapşırı olgan Joe Biden sani 2500 etrafı bulgan Amerika askerlerinin çekiniş vaxtını 2021 yılı 1. mayda başlap 11. sentabr geçe ahırlaşıdığallıkını ilan kılgan idi. Amerika Kongresi de demokratlar Prezident Biden'ın çekiniş planını kollasa, Cumhuriyetçilerin köp kısmı Amerika'nın Afganistan'ını muallakta taşlap koygallıkını ve uyarıda terörlüklerin kayıtının köpüydüğallıkını ilgiri sürmekte. Afrika açlık krizisine duş geldi. Afrika kıtası da 100 milyondan artık kişinin palaket seviyesi de yemek içmek krizisine duş geldiği bildirildi. Xalqaro Qızılay ve Kızıl Kriz Cemiyetleri Birleşmesi IFRC'nin dokulatığa karaganda Afrika kıtasındaki tokunuşlar, bihaterlik meseleleri, çeketki apetleri, klimat özgürleşleri, su apetleri ve iktisadi kriziz katarlık palaketler yemek içmek krizisine tekimi aşırıvatkan amirler katarıdın oran aldıken. Növete Afrika kıtası da 100 milyondan artık kişi palaket seviyesi de yemek içmek krizisine düşkili vatkan bulup, Xitay virüsü yuqumumu köpligen devletlerde mezkur krizisine tekimi avucaldırmaqtı iken. Yemek içmek krizisine en köp düşkili vatkan rayonlar arasında Cenubi Sudan, Somali, Efopya'nın Tigray rayonu, Çad köle oymanlıqı, Burkina Faso, Mali ve Niger çigrası bar iken. Türkiye'de bir gün içindeki yuqumlanğıçlar 55 mingden aştı. 18 April Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçlarının 55.802 yetkenlikini ilan kıldı. Ministerinin malumatıga asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deyip güman kılınan 301.243 kişi tekşürülüşü arkalık yeniden 55.802 kişinin yuqumlanğanlığı eniklanğan. Növete 3101 kişi doktorxanada bulup, bir gün içinde yine 318 kişi kaza kılıp, 43856 kişinin salametliği eslige gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışqa başlagandan beri salametliği eslige gelgenler cemi 3.687.000'a, kaza kılganlar 35.926'ya, kesili iğir bimarlar 3275'ye yetgen. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.